Merhabalar. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün Platon'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Platon'la alakalı bir tane daha video çekmiştim. Orada Platon'un felsefesine ve felsefesinin kökenlerine genel bir giriş yapmıştım. Bundan sonra anlatacağım şeyleri de daha rahat anlayabilmeniz için o videoyu dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bundan sonra anlatacaklarım hep o anlattığım şeyler üzerine temellenecek. Epey detaylı ve ayrıntılı bir video çekmiştim. Kanalda bulabilirsiniz. Bugünkü konumuz Platon'un felsefesinin en önemli kısmını oluşturan idealar kuramı. İdealar kuramı Platon'un özellikle içinde bulunduğu döneme göre son derece orijinal, sistemli, kapsamlı ve Platon'dan sonraki tarihi etkilemesi bakımından da son derece önemli bir kısmıdır. Yani özellikle yeni çağ gelinceye kadar bilmiyorum hiçbir felsefe var mıdır ki Platon'un idealar kuramından etkilenmemiş olsun doğrudan. İdealar kuramı Platon'un en önemli kuramı olmakla birlikte felsefe dünyasında da çok önemlidir. Ve felsefeyle bir şekilde temas eden herkes idealar kuramına denk gelmiştir. Fakat idealar kuramı her ne kadar fazla bilinen bir şey olsa da aslında anlaşılması konusunda genelde güçlüklerle karşılaşıyoruz. Yani genel bir idealar kuramı perspektifi çiziliyor fakat bunun içi tam olarak doldurulamıyor. Bu örneklerle desteklenemiyor. Böyle garip bir biçimcilik var aslında. Bunun sebebi aslında bir eleştiri olduğu için oraya hiç girmeyeceğim. Sadece problemin varlığına ve kendi çözümüme ilişkin bir şey ortaya koymak için bundan bahsediyorum. İşte bu sebepten dolayı ben bu videoda Platon'un idealar kuramını oldukça detaylı bir şekilde ve hayattan örneklerle açıklamaya çalışacağım. Tabii idealar kuramı oldukça kapsamlı bir konu ve çok daha kapsamlandırılabilir bir konu. Ben de kendi açımdan bunu ikiye böldüm. İlkinde idealar kuramına genel bir giriş yapacağız. Önce bir en azından bunun çerçevesini oluşturacağız, kökenlerine bakacağız, genel soruları soracağız. Sonra ise idealar kuramının içeriğine göz atacağız. İkisini bir videoya sığdırmaya çalışsam en az bir saat tutardı. O yüzden videoyu ikiye ayırdım. Daha doğrusu konuyu ikiye ayırdım. Evet, Platon'un idealar kuramı. Buraya gireceğiz ama şöyle bir gerçek var. Platon'un idealar kuramı Yunan felsefesinin temel problemlerinden bağımsız değil. O yüzden Yunan felsefesine bir bakmak gerekiyor. Orada ne tür problemler var, ne tür tartışmalar var, bunları iyice analiz edebilmek gerekiyor. Yine eğer bu konularda merakınız varsa kanalda epey bir video var bu konuyla alakalı. Özellikle Herakleitos ve Parmenides videosunda Yunan felsefesinin en temel problemine kapsamlı bir şekilde cevap vermeye çalışmıştım. Onlara bakabilirsiniz ama onun dışında bu videoda yine Yunan felsefesine genel bir giriş yapacağız. Şimdi Yunan felsefesinde iki tane temel problem vardı. Bunlardan bir tanesi varlığın kaynağı özü ve varlığın neyden meydana geldiği sorunuydu. Yani bu aslında bir köken sorunuydu, bir arke sorunuydu. Felsefe de zaten Thales'in bu soruya cevap vermesiyle başlıyordu. Thales varlığın kaynağına, yani bu sorunu şu şekilde anlayabilirsiniz. Her şeyin ondan meydana geldiği ve onda ortadan kalkacağı, her şeyin özü, ilkesi olan şey. Buna arke diyoruz biz. Bu arke kelimesini bu anlamda bilmeniz önemli çünkü sürekli bunu detaylı bir şekilde açıklayamam. Yani temel sorunun arke sorunu olduğunu ve arkenin de böyle bir şey olduğunu aklınızdan bırakmayın. Thales arke sorununa suyla cevap veriyor. Yani varlığın temeli sudur diyor. Ondan sonra işte Anaximandros ve Anaximenes de buna benzer cevaplar veriyorlar. Bir tanesi havadır diyor. Bir tanesi de belirsiz bir şeyi varlığın ilkesi olarak öne çıkartıyor. Şimdi bu üç filozofa biz doğa filozofu diyoruz. Bu üç filozofun arke problemine verdiği cevaptaki ortak nokta İki tanedir. Bunlardan birincisi hepsinin arkesi maddi şeylerdir. Yani varlığın temelinde bu insanlar maddi bir gerçeği ön plana çıkartmışlardır. Yani Tanrı gibi o ruhsal bir şey değildir. Elimizde tuttuğumuz şeydir. Yani
Hakikaten onlar su derken, mesela Thales her şeyin sudan meydana geldiğini söylerken, hakikaten sudan bahsediyor. Yani suyla ifade ettiği çok karmaşık, gizemli, spiritüel bir gerçeklikten bahsetmiyor. Birinci ortak noktaları bunların maddi olmasıdır. İkinci ortak noktaları ise her şeyin temelinde tek bir varlığın olmasıdır. Yani her şey tek bir şeyden meydana gelmiştir bunlara göre. Fakat burada bir farklı sorun daha ortaya çıkıyor. Hareket ve değişme nasıl oluyor? Yani su nasıl oluyor da su olmayana dönüşebiliyor? O işte başka bir şeye dönüşüyor, o onu etkiliyor falan. Böyle bir hareket ve değişim problemi var. Bunu açıklamak hakikaten zor. Filozoflar da bunu öyle açıklamaya çalışmamışlar. Özellikle ilk filozoflar. Bu problem ondan sonra ortaya çıkıyor ve ondan sonraki filozoflar bunu açıklamak için farklı felsefi kuramlar ortaya atmaya başlıyorlar. Bu problem, yani varlığın hareketle birlikte açıklanabilmesi problemi, Herakleitos'ta oldukça ciddi bir şekilde gün yüzüne çıkıyor. Herakleitos'a göre bir nehirde iki defa yıkanamazsınız. Her şey ona göre değişip akmaktadır. Bu hal beni hayran bırakmaktadır. Gibi gibi Herakleitos'un bu çelişkiye ilişkin son derece önemli bir felsefesi var. Tabi her şeyin değişip akmakta olduğu bir dünyada hakikatten nasıl söz edeceğiz? Nasıl bilim yapacağız? Elle tutulur bir bilgi sistemini, bir ahlak sistemini nasıl geliştireceğiz? Bu apayrı bir problem. Yani Herakleitos'a göre duyusal şeylerin hepsi sürekli bir akış, sürekli bir değişme halindedir. Bugün iletişimde olduğumuz bir insan, örneğin bir arkadaşımız, aslında bir saniye sonra bile aynı kişi değildir gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Tabii bunu çok ileri dereceye götürdüğümüz zaman. O halde duyularımızla algıladığımız şeyler sürekli olarak değişir. Bunlarda hakikat aranmaz. Çünkü zaten değişmektedirler. Hakikat neyde aranır? Sabit olan da aranır, değişmeyen de aranır, evrensel olan da aranır. Herakleitos'un ortaya çıkarttığı böyle bir çelişki var. Herakleitos'a karşın Parmenides bir felsefe ortaya atıyor ve o da diyor ki, kardeşim diyor, varlık vardır, hareket veya oluş dediğimiz şey yoktur diyor. O da sırf bu problemi ortadan kaldırabilmek için hareketi tamamen inkar ediyor. Bu sefer de duyusal dünyayı tamamen boşluyoruz, tamamen yok sayıyoruz ama o orada var. Yani onu da inkar edemeyiz. Parmenides'in felsefesinde tam bir donukluk, tam bir hareketsizlik meydana geliyor. Bu sefer yani bilim de yapamayız veya gözlemlerimizle ortaya attığımız bilgilerin hiçbir değeri olmaz. Her neyse böyle bir problem var ortada. Parmenides ile Herakleitos arasında varlık ve oluş çatışması. Tabii buna ondan sonra çoğulcu materyalistler dediğimiz kişiler işte meydana çıkıyorlar. Bugünkü mekanik anlayışa çok yakın bir felsefe ortaya atıyorlar. Onlara göre işte tabii farklı farklı düşünceler var. Örneğin varlığın temelinde sonsuz sayıda atom vardır. Hareket dediğimiz şey bu atomların çarpışmasından, işte kaymasından, gitmesinden, düşmesinden meydana gelmektedir. Bu sayede bunlar hem varlığı hem oluşu açıklıyorlar ama yine bunun da başka problemleri var. İşte Platon'da böyle bir, yani bu tarz problemlere ilişkin bir felsefi sistem kurması gerektiğini anlıyor. O Herakleitos'un varlığın sürekli, yani varlığın demeyeyim, duyusal şeylerin sürekli bir değişim içinde olduğu fikrini doğru buluyor. Ama aynı zamanda hocası Sokrates'ten kalma belirli hakikatlerin olması gerektiği fikrine de sahip. Dolayısıyla bu ikisini birleştirmeye çalışıyor. İşte buradan da idealar kuramı ortaya çıkıyor. Buna ek olarak Platon'un Herakleitos'a karşı çıkmasının en temel sebebi aslında Herakleitos felsefesinin içinde o sofistlerin getirdiği yıkımı, anarşiyi, kaosu barındırmasıydı. Yani her şeyin akış içinde olduğu bir dünyada ne ahlaki bir doğruluktan bahsedebiliriz, ne politik toplumsal bir hakikatten bahsedebiliriz, ne bir tanrıya inanabiliriz, ne de herhangi bir şeye inanabiliriz. Yani
Herakleitos'un felsefesi Platon için tehlikelidir çünkü ileri götürüldüğü takdirde sofistlerin meydana getirdiği yıkımı ortaya çıkartmaktadır. Şimdi burada iki tane farklı düşünceden bahsettim. Bir tanesi Herakleitosçu, maddenin sürekli değişim içinde olduğu çelişkiydi. Evet, Platon bunu alıyor. Daha demin bahsettiğim sebeplerden dolayı. Bunu çünkü doğru buluyor. Hakikaten diyor, maddi olan şeyler değişiyor. Ama aynı zamanda Platon'un sabit bir hakikati de bulması gerekir. İşte burada önemli olan diğer bir ucu da hocası Sokrates de buluyor. Şimdi biraz Sokrates'ten bahsedeyim. Sokrates'in bilirsiniz belki diyalektik bir yöntemi vardı. Bir tartışma yöntemiydi bu. Sokrates tartıştığı insanlara pozitif hiçbir şey söylemiyordu. Burada pozitif derken olumlu anlamıyla söylemiyorum. Yani işte çok mutlu, olumlu anlamda söylemiyorum. Ortaya bir iddia atmak anlamında söylüyorum. Yani pozitif bir şey ortaya atmıyor derken Sokrates ortaya herhangi bir bilgi koymuyordu. Bu böyledir demiyordu. Sadece tartıştığı insana sorular sorarak o insanın kendisiyle çelişkiye düşmesini sağlıyor ve karşısındaki insanın kendi kendine o hakikati bulmasını sağlıyordu. Bu fikrin temelinde ise Sokrates'in bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir fikri yatar. Bu tartışma mantığının temelinde yatan çok önemli bir aslında felsefe vardır. Sokrates'e göre bazı hakikatler vardır, bazı hakikat grupları vardır. Örneğin ahlaka ilişkin şeyler. Yani erdem nedir, doğruluk nedir, cesaret nedir gibi problemlere ilişkin getirebileceğimiz cevaplarda şöyle bir ortak nokta vardır. Bunlar der Sokrates, aslında insanda gizli olarak vardır. Bu hakikatler temelde vardır. Fakat insanların bunları bilmiyor olmaları insanların ön yargılarından, yanlış tutumlarından, yanlış mantıklarını doğru kullanamamalarından kaynaklanan şeylerdir der. Yani biraz daha açıklayacak olursak, Sokrates'e göre ahlaki veya ahlaka ilişkin, ahlaka aslında ruhsal diyebileceğimiz manevi birçok hakikat vardır. İnsan bu hakikati keşfeder. Eğer insan bu hakikati doğru bulmuyorsa, o aslında yanlış yargılarından dolayı bunu böyle bilmiyordur. Dolayısıyla Sokrates'in felsefesinde değişmeyen, sabit bir hakikat anlayışı var. Özellikle bu kendini işte ahlakta ortaya çıkartıyor. Platon bundan çok etkileniyor. Yani özellikle işte ahlaki anlamda doğruların, hakikatin sabit olduğu fikri önemli Platon için. Ama öteki yandan da maddi dünyanın sürekli değişim içinde olduğu fikri var. Bu ikisini bir şekilde uyuşturması lazım. İşte Platon'un felsefesinin temeli bu iki problemi, bu iki çelişkiyi birleştirmesiyle ortaya çıkıyor. Platon'u bu açıklamayı yaparken orijinal kılan şey aslında diğer filozoflar gibi bu açıklamayı maddenin kendisinde değil, maddi dışı olanda aramasıyla alakalıdır. Bu maddi dışı dediğimiz şey aslında zihin veya akıl diyebileceğimiz bir şeydir. Evet, şimdi Platon'un en anlaşılmayan kısmına, yani ideaların ne olduğuna bakalım. Platon varlığı işte farklı şeylere bölüyor. Bir kısmı diyor duyusal şeylerdir, duyularımızla algıladığımız nesnelerdir. Bir kısmında da iddialar var. Bu ikisini karşılıklı olarak inceliyor. Tabii bu daha detaylı bir şey fakat onu yeri geldiğinde açıklayacağım. Bir tarafta duyusal nesneler, bir tarafta da iddialar var. Duyusal nesnelere örnek, şu gördüğünüz bardağın kendisi bir duyusal nesnedir. Şu kalem bir duyusal nesnedir. Bunu gözümle görürüm, işte kulağımla sesini duyarım. Bu belirli bir mekanda, belirli bir zamanda tekil bir şahıstır. Bu işte duyusal şeyin kendisidir, öyle söyleyeyim. Bir de iddialar vardır. İddialarda bu bardağı bardak yapan şeydir. Bu bardağı şu önümdeki masadan ayıran şeydir. Bu bardağı şu kalemden farklı kılan şeydir. İşte bunun ideası odur. İdealar bu anlamda madde dışı varlıklardır, zihinseldirler. Yani bunu anlamak biraz zor gibi geliyor. Şimdi biraz daha açıklamaya çalışacağım. Örneğin güzel bir kadın fikrine bakalım.
güzel bir kadından bahsediyoruz. Bu tabii belirli bir kadından bahsediyorum şu anda. Yani duyularımla algıladığım bir kadın var. Bunun iki tane özelliği var. Bir kadın olması, bir de güzel olması. Platon bu kadına baktığı zaman şunu görüyor. Diyor ki, bu kadın diyor, yaşlanacak. Bu kadın ölecek. Bu güzellik o kadından gidecek. Bu kadının kendisi de gidecek. O halde diyor, bu kadındaki güzellik hakiki bir güzellik değildir diyor. Bundan daha üstün bir güzellik olması lazım ki biz bu kadına güzel diyebilelim. Yani bu kadındaki geçici, ölümlü güzeli güzel yapan ölümsüz bir güzel olması lazım. Bunun neye benzediğini az sonra açıklayacağım. Yani duyularımızla algıladığımız güzel bir şeyin temelinde aslında değişmeyen sabit bir güzel fikri, güzel ideyası olması gerekir diyor. İşte bunlar idealardır. İdealar bizim nesneleri birbirinden ayırt ederek onları anlamamıza, anlamlandırmamıza olanak sağlayan kalıplar, zihinsel kategorilerdir. Bunu kategori olarak düşünebiliriz. İdealar dünyasının da yukarısında bir şey var aslında. Bu da iyi ideası. Şimdi idealar dünyası neydi? Dışarıda gördüğümüz şeyleri anlamlandırmamız sağlayan onların özü, onların özünü oluşturan şeylerdi. Fakat Platon aynı matematikte var olan varsayımlar vardır. İşte bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir gibi. Bazı varsayımlar oluşturursunuz. Bu varsayımlarla birlikte bir sistem inşa edersiniz. Bu varsayımları sorgulayamazsınız çünkü sorgulanabilecek araçlardan onlar yoksunlardır. O varsayımı yapmanızın tek sebebi o varsayımdan ortaya çıkabilecek güzel bir sonuçtur. Bu anlamda Platon iyi ideasını bir varsayım olarak ortaya atıyor. Temel bir varsayım olarak ortaya atıyor ve bunu sorgulatmıyor. Diyor ki ben bu iyi ideasıyla bir sistem kuracağım. Bir felsefe inşa edeceğim ve bununla birlikte dünyaya, hayata, hakikate, bakış açımızda önemli değişiklikler yapacağım diyor. Bu iyi ideası temelde varlığın iyi olduğu fikrine dayanır. Bu aynı güneş gibidir diyor. Hatta Platon'un mağara alegorisi var, onu da ayrı bir videoda değineceğim. Şimdi biraz karıştı gibi hemen tek tek yerlerine koyarak açıklamaya çalışacağım. Her şeyin temelinde bir iyi ideası vardır. Bu iyi ideası aynı güneş gibidir. Güneş ne yapar? Her şeye ışık verir ve o ışıkla her şeyi biz anlamlandırırız. Işık olmazsa her şey karanlıktır, hiçbir şey yoktur, hiçbir şey göremeyiz. Işık varsa her şey anlamlıdır. İşte iyi ideası da böyledir. İyi ideası olmadığı takdirde hiçbir şeyin anlamı yoktur. Bunun temelindeki varsayım neydi? Varlığın iyi olduğuydu. Tabii bu varsayım sorgulanan bir varsayım değildir. Çünkü bunu sorgulayabilecek araçlara sahip değiliz Platon'a göre. Bu iyi ideası ışığıyla birlikte nesneleri aydınlatır ve ideaları oluşturur. Bu idealarla da aslında ideaların gölgesi dediği şeyleri anlayabiliriz. Bunu daha güzel bir şekilde nasıl açıklayayım? Şöyle açıklayabilirim. Buradaki iyi ideasını Tanrı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi Tanrı varsa her şey anlamlıdır. Tanrı yoksa hiçbir şeyin anlamı yoktur. Tanrı her şeye anlam veren, her şeye mana katan, onu değerli kılan bir temel varsayımdır. Tanrı'yı da bu anlamda sorgulayamayız. Bu anlamda varlığını veya yokluğunu kanıtlamaya çalışmayız. Çünkü bu araçlardan aynı iyi ideasında olduğu gibi yoksunuz. Bu anlamda Platon'daki iyi ideası eşittir Tanrı inancı. Tanrı ne yapar? İnsanlarla konuşur. İnsanlara buyurur. Ne şekilde buyurur? Belirli emirler getirir. Belirli bilgiler söyler. Peygamberleri aracılığıyla insanlara sözler verir. Yani insanlara işte kelam mı deniyordu? Bunu aktarır. İşte bu aktardığı her şey de aynı o idealar gibidir. O aktardığı şeylere
Ya şimdi Tanrı'yı anlayamıyoruz, Tanrı'yı göremiyoruz, Tanrı'yı bakamıyoruz, akılla kavrayamıyoruz. Fakat Tanrı'dan ortaya çıkan sözleri, sözlerle yaşamımızı şekillendiriyoruz, hayatı kavrıyoruz. Yani Tanrı bu böyledir diyor, bu böyle yaşanacaktır diyor. Biz de o doğruya bakarak, o emre bakarak hayatımızı bir düzene sokuyoruz. Aynı Platon'daki idealar da bu şekilde. Bir iyi iddiası var, ona bakamıyoruz, o güneş gibi. Ona baktığımızda hiçbir şey göremiyoruz. Fakat onun sayesinde kanunları, kuralları, yasaları görebiliyoruz. İşte onlar da idealar. Yani hayatımıza yön veren hakikatler. O yasalar sayesinde de gündelik yaşamlarımızı belirliyoruz. Umarım yeterince aydınlatıcı olabilmiştir bu idealar kuramı. Şimdi bir bakayım hemen notlarıma. Unuttuğum bir şey var mı? Ha, bu anlamda bu ideaları şeye de benzetebiliriz. Şimdi idealar niye var, niye var diye düşünüyoruz. Yani idealar olmazsa ne olurdu? Temel soru bu aslında. Platon'da hani idealar olmasın ne olur sorusuna cevabı şu şekilde verebilirim. Aynı karanlığın olduğu bir yer gibi bunu düşünebilirsiniz. Şimdi burada ışık olmadığı takdirde bu bardak burada var yine. Tamam. Bu masa da var. Tamam, buradaki kalem de var. Her şey yerli yerinde var. Fakat ışık olmadığı zaman ben bu ikisi arasındaki ayrımı yapamam. Çünkü bunun sınırlarını belirleyebilecek bir bilgiye sahip değilimdir. Dolayısıyla ister bardak olsun, ister kalem olsun, ben bunları birbirinden ayırabilecek bir zihne sahip olmadığım için bunların bilgisine de sahip olamam. Yani dünyayı bir yığın şeklinde görürüm. Yığın dediğimiz ne? İşte her şeyin birbirine karıştığı, her şeyin hercümerci olduğu, ayrıştıramadığın, sınırlarını belirleyemediğin, o yüzden de anlamlandıramadığın şeydir. Zaten bizim anlamak dediğimiz şey de kategorilerle o sınırları belirleyebilmektir. Bu anlamda Platon'daki idealar bu gördüğümüz şeylerin bir yığından farklı farklı varlıklara, kendi hakikatlerine sahip varlıklara dönüşmesini sağlayan zihinsel kalıplardır. Bu anlamda bardaklık, şimdi bu bir bardaktır, tamam. Fakat bu bardağı bardak yapan şey bizim zihnimizdeki bardak kalıbıdır, bardak kategorisidir. Eğer bizde o bardak kategorisi olmazsa bu bizim için bir yığındır. Yani bunun buna baktığımız şekilde bakmayız o şekilde. Bir yerde duymuştum, tam hatırlamıyorum. Bu bilgiler doğru da olmayabilir ama konunun özünü anlatabilmek için söylüyorum. Çocuklara ilişkin bir deney yapmışlar, herhalde 2-3 yaşında veya 1 yaşında çocuklara. Onlara işte bir renk göstermişler, o rengin yerine yeni bir renk getirmişler. İşte sarı mavi olmuş, mavi kırmızı olmuş falan. Çocuklar böyle bakmış, hiçbir şey anlamamışlar. Ondan sonra bir nesne göstermişler çocuklara. O nesneyi birden çekmişler, kaybetmişler. Çocuk şaşırmış. Sonra başka bir nesne getirmişler birden. İşte çocuk ona da şaşırmış. Böyle bir deney yapılmış. Yanlış bilmiyorsam. Burada neyi çıkartabiliriz? Şimdi çocuk o renk değişimine tepki göstermiyor. Çünkü çocuğun zihninde o renkleri algılayabilecek bir kategori yok. O şeye, zihnin o kıvrımlarına sahip değil, o yeteneğe sahip olmadığı için orada farklı renk olsa bile kişi onu anlamlandıramıyor. Fakat işte bir şeyin kaybolup var olması arasındaki ayrımı o kategoriler var olduğu için adlandırabiliyor, anlayabiliyor, ona tepki verebiliyor. Bu da aynı şekilde idealar bu şekildedir. Yani bugün baktığımız takdirde milyonlarca, milyarlarca ton farkı var. Fakat biz bunlardan ne kadarını algılayabiliyoruz? Hani 300 diyelim, 500 diyelim. 500 tondan daha fazlasını insan zihni anlayabiliyor mu? Hayır. Niye? Çünkü o kategorilere sahip değiliz. Dolayısıyla burada varlığın kendisi bir nebze var. Fakat zihnin de ona sahip olması çok önemli. Tabii bu Platon'da hiçbir şekilde rövalist veya insanın şeylerin hakikati olduğu anlayışını ortaya atmıyor. Niye atmıyor? Şimdi ben de onu düşünüyorum. Yani aslında bu mantıkla gittiğimiz zaman böyle bir karşılaştırma yapabiliriz. Ama şu anlamda da yapamayız. Tamam, burada her ne kadar zihin farklı farklı algılasa da temelde hakikat yine birdir. Dolayısıyla insan o sabit aşkın hakikati,
keşfedebildiği ölçüde ondan pay alır. Dolayısıyla farklı olan şeyler, yani insanların düşüncelerindeki farklılıkların temelinde ne vardır? İnsanların zihinsel kapasiteleri ve yeterlilikleri vardır. Evet, idealar kuramına ilişkin anlatabileceklerim bu kadar. En azından genel perspektifi çizmek açısından anlatacaklarım bu kadar. İdealar kuramı Platon'un felsefesinde çok önemli bir yer tutar. Niye tuttuğundan bahsetmiştim. Buradaki en önemli şey aslında varlığın temeline ilişkin açıklamanın madde dışı bir yerde ortaya çıkmasıydı. Bu aslında zihinsel bir şey. Ya tabii bunu sadece zihin olarak değil, daha irrasyonel, daha duygusal, daha işte spiritüel bir şey olarak da anlamlandırabiliriz. Nitekim öyle de olmuştur. Yani Platon her ne kadar rasyonalist olsa da bundan sonra Platon'u takip eden birçok kişi onun felsefesinden bir şekilde etkilenip farklı sonuçlara ulaşmıştır. Bu anlamda Platon'un bu düşüncesinin çok çok önemli olduğunu kimse inkar edemez. Yani hakikaten o döneme göre özellikle çok orijinal bir fikir. Tabii burada eleştirilen bazı şeyler var. Buna biraz daha içerikte bahsedeceğim. Fakat temel anlamıyla bahsedeyim. Platon'un bu ideaları duyusal şeylerden tamamen ayırması, duyusal dünyayı tamamen aşağı bir mertebeye itmesi, onu yok sayması Platon felsefesinin en fazla eleştirilen yeri olmuştur. Yani Platon bir noktadan sonra her şeyi artık idealarla kavrayıp idealarla sonuçlandırabileceği, duyusal dünyanın, maddi dünyanın tamamen yok sayıldığı bir felsefeye evrilmiştir. Bu da zaten en ciddi karşıtlığını, en ciddi eleştirisini Nietzsche'de alacaktır. Nietzsche Hristiyan ahlakına da bu şekilde aslında karşı çıkar. Onları maddi olanı, duyusal olanı yok saymakla, yaşamı olumsuzlamakla suçlayacaktır. Platon'un bu anlamda idealar kuramı, bakın tekrar söylüyorum, bir önceki videoda da bahsetmiştim. Platon aslında bir siyaset filozofudur. Aynı zamanda bir ahlak filozofudur. Yani Platon pratik bir adamdır. Ortaya bir şey, yani ortada bir değişim yaratmak ister. Ve bu değişim için aslında bu felsefeyi şekillendirir. Yani Platon bugün bizim olduğumuz gibi işte şunu anlayayım, bunu anlayayım, şöyle felsefeler ortaya atayım diye konuşan bir adam değil. Yani o ortaya attığı felsefe bir şeyi değiştirmeyecekse, bir işe yaramayacaksa hiçbir anlamı yok Platon'a göre. O yüzden Platon'un bu felsefesini de sosyal boyutta, siyasal boyutta inceleyebiliriz, incelenmiştir. Bunun üzerinden çokça tartışmalar da yapılabilir. Bunlara da özel olarak eğer vakitim olursa ve yeterince değinebilirsem hepsini tek tek incelemeye çalışacağım. Bundan sonraki video Platon'un idealar kuramının içeriğine ilişkin olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru, yorum, eleştirilerinizi, önerilerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz memnun olurum. Hepinize sağlıklı ve güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.